Hepinize merhaba, ben Olcan. Bugün Fenerbahçe kariyerimize kaldığı yerden devam ediyoruz. Dinamo Zagreb'le bir deplasman maçımız var Avrupa Ligi'nde. Avrupa Ligi'nde birinci sıradayız. İki maç yaptık şu ana kadar ve 6 puanla ilk sıradayız. Anderlecht'i yenmiştik bir önceki videoda, gerçekten çok önemli bir fark atarak. Bakalım bugün Dinamo Zagreb'e karşı neler yapacağız. Şöyle transfer politikamızı biraz değiştirdim ben. Daha Türk oyunculara yönelik. Aksel Aktaş mesela, Merih, Ertuğrul, Mert Müldür, Yusuf Yazıcı, Furkan Zorbo, Abdülkamit Ömür, Berkay Özcan ve Uğurcan Çakır. Bunların bir genel derecesini bir öğrenelim. Ona göre belki devre arasında teklif gönderebiliriz. Yabancı oyuncu da alacağım tabii ki. Onları transfer sezonu açıldığında daha netleşecek. Şimdilik UEFA Avrupa Ligi deplasman maçımıza kaldığımız yerden devam edelim. Bakalım Dinamo Zagreb'e karşı neler yapacağız. Şöyle kadromuza baktığımızda değişiklik oyuncuları tamam. Renato Sanchez yerine Jailson oynatacağım ben bu maçta. Harun yerine de Altay oynasın. Tamam. Şöyle açık yapalım. Bu da tamam. Maçımıza başlayabiliriz. Bugün spikerlik yapmayı düşünmüyorum. O yüzden maç sonunda görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi seyirler. No, that's not the way to pass the ball. Good defensive clearance, that. Options in the middle here. Great block. Well, the danger hasn't been cleared, really. Ball's gone out for a throw. They're reading the play. Well, it's going to be a goal kick now. And they're stretching this defense now. What an effort. And that was only just wide with the keeper beaten. Oh, that's a good ball. And the linesman's flag was up, and the referee blows his whistle for offside. Here's a chance for him to get his cross in. Oh, he has a go! And it's there! And we're back underway, it's 1-0. Well, good interception, that means they regain possession.
Now they're really on the attack. Oh, it's a goal! Well, good tidy stuff that. It was a good build-up and it was a very clinical finish. Two-nil now. They're going to have an uphill struggle after that second goal. No, they've cut that out. Well, they've got good possession here. Can they get down the wing? Well, that's going to be a corner. Oh, that's swerving a bit. Oh, yes, that's cleared his lines. Now, can he get his cross in? Yes, that's a good clearance. An opportunity. Well, he's made the save, but he's pushed the ball back into play, and he's under pressure here. Oh, this is good combination play. Oh dear me, that's well over the top. They're losing possession. Oh, dear, oh dear. He should be doing better there, really. It was a good chance, a poor attempt. Good pass. Well, these interceptions are breaking up the play. Oh, he's not hanging around there. Oh, that's opened up the defense. Well, defender doing his job there. Look at that block. Well, the danger hasn't been cleared, really. And he still gets past him. Good defensive clearance, that. Oh, this has got possibilities. Good interception by the defender. Throw in. Get his cross in. Oh, good defensive play there. No, that pass has not been completed properly. Oh, they can't keep the ball.
Oh, that's a foul, surely. Close. And the ball's gone out there. We're going to have a throw in. And that a really good ball. Ball's gone out for a throw. Yes, he's finished it. It's a goal. What a one-sided game we've got here. Oh, and this is perfect, the platform for the counter-attack. Lovely ball. Poor shot. And the referee plays advantage. Can they launch a counter-attack? This is a penetrating run. What's on the end of it? What an opportunity! We might need the goalkeeper again here. Oh, that's a good clearance. And that's a lovely ball through. Well, there's room here for a shot. Yes, it seems to have gone for a corner. They'll be jumping for this one in the middle. Yes, that's a good clearance. Danger's not over yet. That's a piece of very good defending. And the pass hasn't worked there. Well, that was a poor pass, struggling to keep possession here.
There's an opening. And that's gone out for a corner. And he swung that right in. Yes, that's a good clearance. Well, they didn't complete the pass there, did they? A great chance to score here. Yes, it's a goal and a very, very good one too. Well, 3-1 now the scoreline as we restart the game. Evet arkadaşlar, Fenerbahçe'miz 3-1 kazanıyor Dinamo Zagreb deplasmanında. Şimdilik Ankara Gücü maçımız var. Bakalım. Geçelim tabii ki de. 3-0. Emre Belezoğlu sakatlanmış. Bu iyi olmadı. Bakıyoruz hemen ne kadar. 3 ay mı? Yapma be. Hemen şöyle kaptanımızı değiştirelim o zaman. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Takvimden Dinamo Zagreb maçına kadar git abi. Dinamo Zagreb maçını geçeceğim. Çünkü 9 puanımız var. Bir beraberlik bizim gruptan çıkmamıza yetiyor. Umarım kazanırız. 2-0. Şimdi yine bir sonraki Avrupa maçı olan Aarhus maçına kadar yine devam edelim. Umarım lig maçlarını da kazanıyoruzdur yani. Evet. Birinci çıkmayı garantiledik bu arada. Gruplardan. Wellington 79, Ferdi 72 oldu. Bu da güzel bir şey. Renato Sanchez Emre Belezoğlu'nun yanında oynuyordu biliyorsunuz. 78'e yükseldi. Evet, ligde ne yapıyoruz biz ya? 26 puanımız var. Bizim ligde kazanmamız gerekiyor. Anderlecht maçına gidelim.
Evet, zaten ilk birinci sırada çıkmayı garantiledik. Bu maç da beraber bitiyor. Evet, Traore'den ben beklentim vardı ama şu anlık o beklentiyi hala karşılamış değil. Evet, ligde bu arada 3. sıradayız. Bir ocağa kadar gitmeden önce hemen şöyle bir neyse tamam, bir ocağa kadar gidelim biz. Dört oyuncuyu kaybetme riski. Max Kruse, Şikirtel, geç. Villarreal 10 milyon teklif yapmış. Abdülkadir Ömür'e. Turnuva ödül paramız da geldi. Acaba kimle eşleştik Avrupa Ligi'nde? Zürich. Çok güzel. 14 Şubat'ta Zürich'le. Deplasmanda oynayacağız ilk önce. Kolay rakip. Güzel bir karşılaşma. Bizim açımızdan. Evet, tabii ilk sırada çıkmamızın da bunda payı var. Şimdi ayarları falan şeyleri, transferlere başlamadan önce şu şeyleri halledecektim. Kaybettiğim riski oyuncu olan oyuncuları. Ama bu bölümde bu kadarlık olsun. Akşam 7'de transfer sezonunu açarız. Akşam 7'de gelecek olan videoyla. Hepinize izlediğiniz için teşekkürler. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Hepinize iyi günler.